Hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Vestel Venus V3 5020 ekran nasıl değişiyor onu sizlere paylaşacağım. Cihazı sökmek için arka kapaktan başlıyoruz. Arka kapağı açmak için şurada tırnak yeri var. Alt kısımda tırnak yardımıyla arka kapağı sökünüz. Sökerken tırnaklara dikkat ediniz. Arka kapağın tırnakları kırıldığı zaman arka kapak kasada oturmaz. Bilginiz olsun. Arka kapağı söktükten sonra yıldız sonra vidalar cıvatları söküyoruz. Dikkatli bir şekilde. Cıvataları hepsini çıkardıktan sonra şu çizgide çerçeveyi çıkarınız. Arka paneli dikkatli bir şekilde ekrana zarar vermeden, çünkü ekranın kırılma riski var biraz. Çerçeveyi doğru çıkarmadığınız zaman bilginiz olsun. Evet, şu şekil dikkatli bir şekilde arka paneli çıkarınız. Şurada tırnak var. Tırnak takılmış gördüğünüz gibi. Evet, buna dikkatli bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Çünkü acele etmeyiniz. Paldır küldür cihazı açmaya çalışmayınız. Evet, gördüğünüz gibi tırnağı dikkatli bir şekilde ayırdık kenara. Fazları çıkardık. Evet, bataryasını, soket filmini çıkardık. Evet, şurada şu tırnakları çıkarıyoruz. Bataryasını da çıkardık. Evet, filmleri çıkarıyorum. Bağlantıları. Ekran değişimi değil de ekran nasıl değişiyor onu paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Aklınıza takılan sorularınız varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, anakart söktük. Kamerasını çıkarıyoruz. İç kulaklığını çıkarıyoruz. Evet, şimdi şu filmi çıkarıyoruz. Bir de şurada sensör plastiği var. Evet, bir de şebeke kablosu. Şu görmüş olduğunuz, onu da çıkarayım. Şebeke kablosu. Bir de şu film çıkıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Bunu şimdi çıkarmayalım. Evet, ekran çerçevelidir. Bu şekilde değişiyor. Ama sadece ekran kısmı da var. Eğer siz bunu almak istemediğinizde arada bir 20-30 TL bir fark ediyor. Çerçeve sizin ise 30 milyon kâra geçiyorsunuz bunu alırken. Ama eğer çıtasız alıyorsanız, söylemiş olduğum gibi, bu ekranın fiyatı 150 TL ise
Bunu 120 liraya alıyorsunuz. Ama eğer çerçeveli alıyorsanız, ben bunu yapıştıramam, böyle daha sağlıklı diyorsanız çerçeveli direkt alın, daha iyi olur. Evet, gördüğünüz gibi Vestel Venus V3 50-20 ekran bu şekilde değişiyor. Bilginiz olsun. İç kulaklığı tekrar yeni ekrana takıyorsunuz. Tırnaklar aşağıya bakılacak şekilde takıyoruz. Arka kamerayı da aynı şekilde takıyoruz. Yeni ekrana monte ediyoruz. Dikkatli bir şekilde, zarar vermeden. Evet, şebeke kablosu takıyoruz şu an. İlk önce anakartın altında yatağı var, şebeke kablosunun. Onu iyice kapatmanız gerekir. Evet, şu şekil. Çıt sesi duymanız gerekir. Genelde ekran değiştikten sonra veya da anakart söküldüğünde şebeke kablosunu takmıyorlar. Eğer anakartı değiştirmeden önce veya da ekran değişimi yapmadan önce şebeke problemi yok ise, bunları değiştikten sonra meydana geldiyse, anlayın ki o kablo takılmamıştır. Dokunmatik soketini takıyorum şu an. Ekran soket filmini takıyorum. Şu bağlantıyı. Soketlere dikkat etmeniz gerekiyor. Üstündeki kapaklar çabuk kırılabiliyor. Yani dağılabiliyor. Ona dikkat etmeniz gerekir. Şebeke kablosunda yatağına iyice yerleştirmeniz gerekir. Batarya takıyorum şu anda yatağına. Evet, şu batarya üst kapak koruyucu kapağı yatağına yerleştirmeniz gerekiyor. Evet, o da anakartı bağlantısını güçlendiriliyor.
Evet, buzzer'ı da yatağına takıyorum. Buzzer yerdeyken mıknatıs özelliği olduğu için şu civatalar yapışabiliyor. Onun farkına varmadan yatağına oturttuğu zaman ekranı kırarsınız. Bilginiz olsun. Bunu kontrol etmeniz gerekir. Çünkü mıknatıs özelliği olduğu için civatalar yapışıyor. Evet, şu anda arka paneli kapatıyorum. Arka paneli kapatırken ilk önce soket kısmını takıyoruz. Ve şu filmlere dikkat etmeniz gerekiyor. Power tuşu filmi ile ses açık kapama filmlerine dikkat etmeniz gerekir. Ve şurada film kısabilir. Onu kurtarmanız gerekiyor ilk önce. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, düğmeleri kontrol edin. Esnekliği yerinde mi değil mi? Eğer esneklik yerinde değilse anlayın ki bir yere kısmıştır. Bilginiz olsun. Evet, şu anda arka paneli kapattıktan sonra civataları sıkıyorum şu an. Evet, cihaza fazla takılmayın. Cihaz eğitim cihazı olduğu için. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.